Çocukken itfaiyeci olmak isterdim. Zannederim onların o çekici üniformaları, başlıkları vesaire bana çok ilginç gelirdi. Spora da merak sardım ve voleybol oynamaya başladığım için voleybolcu olmak istedim. Amacım da aktif voleybol hayatımı bitirdikten sonra hayatımın olgunluk döneminde antrenörlük yapmak ve bilinen, tanınan bir voleybol antrenörü olarak kariyerime devam etmekti. Ortaokulda, lisede standardın üstünde bir öğrenciydim aslında ama siyasi olaylar vesaire çok fazlaydı. Fenerbahçe Lisesi'ni bitirdikten sonra spor akademisi imtihanlarına girmek istedim. Fakat o dönem anarşi çok ön plandaydı. Aileme gidip can güvenliğim olmayacağı gerekçesiyle bu okula gidemeyeceğimi söyledim. Ve bir yıl bir şekilde bol kitap okuyarak, müzik dinleyerek bir sonraki imtihana hazırlandım. Sonra Boğaziçi Üniversitesi'ne yöneticilik bölümüne girdim. 94 yılının başında Yapı ve Kredi Bankası Anonim Şirketi'nde reklam, halkla ilişkiler ve kültür sanat bölüm başkanı olarak çalışmaya başladım. 2003 yılı sonlarına doğru Suna ve İnan Kıraç'tan gelen bir teklifi dikkate alarak Suna ve İnan Kıraç'la birlikte çalışmaya başladım. Halen Suna ve İnan Kıraç Vakfı'nın ve kültür sanat işletmelerinin genel müdürü olarak çalışıyorum. Yaklaşık 20 yıldır kültür sanat sektöründe yöneticilik yaptığımı söyleyebilirim. Yani Yapı Kredi'ye girişimle birlikte şekillendiğini dikkate alırsak. Seviyorum yaptığım işi çünkü bir, hala yeni şeyler öğreniyorum. Hala yaptığım işe ilk günkü heyecanımla gelebiliyorum çalıştığım işe. Ve gönlümü koyabiliyorum, severek yapıyorum. Genç, enerjik, bana kalırsa çok değerli bir takımın kaptanlığını yapıyorum.